Tabii asıl çok yeni bir sorun değil. Yani işte 12 Eylül Anayasası, işte mesela din kültürü ve eğitimi dersini bir zorunlu ders olarak yani anayasanın içerisine aldı. Anayasal bir zorunluluk haline getirdi. Yani bunun mazisi tabii böyle ama elbette işte AKP iktidarında özellikle 2013-14'ten sonra bu otoriterleşme sürecinde bunu dinselleştirmede de tam gaza basmaya başladı. İşte bu birkaç yıldır evet yani ÇEDES üzerinden tartışıyoruz. Artık adeta tarikatlar, cemaatler eğitim sisteminin bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor. Bu işin yeni bir boyutu evet ama hani aslında ta 12 Eylül'den itibaren okuyabileceğimiz bir süreç. Yani hatta belki de Cumhuriyet kuruluşuna kadar da gidebiliriz ama yine de böyle bir uğrak noktamız var 12 Eylül gibi önemli. Şimdi şöyle işte kızım 4. sınıf öğrencisi bu sene ve bu sene zorunlu din kültürü dersi başlıyor. Yani seçimlik vesaire veya işte ÇEDES gibi bir proje kapsamında bu zorunlu bir eğitim, zorunlu bir ders. Şimdi biliyorsunuz ilkokullarda sınıf öğretmenleri var. Sınıf öğretmenleri bu çocukları 1. sınıftan 4. sınıf sonuna kadar derslerini veriyorlar. Şimdi sınıf öğretmenleri matematik dersine de giriyor, müzik dersine de giriyor, fen bilimleri dersine de giriyor, sosyal bilgiler dersine de giriyor. Keza bu sene bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersini de sınıf öğretmenimiz vermeye başladı. Hatta biz de bunu yani kızımın annesiyle şey düşündük hani muafiyet ne yapalım kızımıza da konuştuk. Ve ben kızıma şey dedim yani hani ya sonuç olarak bak bu bir kültür. Yani insanların yaşadığı bir şey. Bu afiyetle uğraşmayalım. Sen de bunu öğrenmiş ol vesaire. Fakat her nedense birkaç hafta sonra derse bir din kültürü öğretmeni atandı. Yani hani mesela o zaman niye matematik öğretmeni atamıyorsunuz? Ya yani sınıf öğretmeni bu bir eğitim fakültesi mezunu ve bütün bu ilkokul kapsamındaki dersleri verebilecek bilimsel pedagojik yeterliliğe sahipken böyle birisi atandı. Hadi tamam. Ondan sonra bir gün kızım bana dedi ki işte baba tespih almamız lazım. Bu nereden çıktı filan. Hani şaşırdım yani. Ondan sonra biz o günden itibaren çocuğumuzu o derse göndermemeye başladık. Ve daha sonra öğrendik ki, yani tesbih istenen o derste, derse katılan öğrencilere tesbih çektirilmiş. Şimdi bunu da hani bir şekilde öğretmenle bu aynı şekilde diyalog kurmaya çalıştık. Kendisinin bunun açıklaması da şu, işte diyor ki bu dersin müfredatında hani belli konular var. İşte ben de baktım hem dersin müfredatına hem kazanımlarına. Mesela deniyor ki şey, İşte günlük dilde kullanılan dini tabirleri öğrenelim. İşte Subhanallah gibi mesela. Yani hani Fes Subhanallah diye şarkı da var. Yani sonuçta bizim kültürümüz içerisinde bir şekilde girmiş. Hani benim hani ilkesel olarak zorunlu bir din kültürü dersiniz itirazım var ama hani kendimiz açısından tamam öğrensin. Fakat öğretmen bunu şuna çevirmek istiyor. Yani Subhanallah kavramını öğreteceksen diyor. Çocuklar eline alacak tesbih. 33 kere Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diye şey tesbih çekecek. İşte sonra şükür diye bir konu var. Şükür öğreteceğiz. İşte bunun şey tabir elhamdülillah. Çocuklara vereceğiz. Bunu yapacağız. Ve dolayısıyla burada bir şey pratiği bu. Artık bir ibadet pratiği haline getirilmiş. İbadeti öğretmekle de kalmıyorlar. Çocuklar orada ibadet ettirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu hani işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın hep böyle idari davalarda veya Anayasa Mahkemesi önündeki davalarda bir savunusu var. Biz din dersi vermiyoruz. Din öğretmeye çalışmıyoruz. Biz din kültürü öğretiyoruz. Ve hatta İslam dışında başka inançları da öğretiyoruz gibi bir iddiası var. Ya o zaman hani şeyse Hristiyanlık konusuna geldiği zaman da yani şey ne deniyor ona? Şey çıkar o şeyleri mi öğreteceksiniz? Ya bu açıkça hani evet bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi hep böyleydi ama şu anda herhalde daha da ayyuka çıktı. Bunu bir zorunlu bir din öğretimine işte o ailenin şeylerine, tercihlerine veya saygı göstermeksizin çocuğun pedagojik ilkelerini, çocuk eğitiminin pedagojik ilkelerini gözetmeksizin böyle bir dayatmaya dönüştü. Şimdi işte CİMER'e de ben şeyi sordum. Yani hani bu tesbih çektirmek çocuklara işte anayasadaki tarif edilen, hani zorunlu din kültürü eğitimi anayasadaki tarif edilen haliyle de karşıyım ama hadi burayı başlangıç kabul edelim. Bu tarife uygun mudur? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yaptığı savunulara uygun mudur? Dersin müfredatında böyle bir şey yok. Dersin kazanımları diye açıklanan yerde de böyle bir şey yok. Bunları sordum. Ayrıca din kültürü dersine eğitim fakültesi mezunu olmayan, pedagojik formasyon eğitimi olmayan ve hatta din kültürüyle alakalı bir lisans programından dahi mezun olmayan insanlar getiriliyormuş. Birçok okulda duyuyoruz bunu. Yani mesela sosyoloji mezunu, kamu yönetimi mezunu gelip din kültürü dersi anlatıyor. Şu anki Türkiye'nin yani bu kadar işte tarikatların, cemaatlerin, devletin her yerini ele geçirdiği, bazı bakanlıkların doğrudan tarikatlara emanet edildiği bir yerde ben bir yurttaş olarak şu şüpheyi taşıyorum. Acaba bir tarikata, bir cemaate böyle okullar mı paylaştırılıyor? Ya din kültürü öğretmenliği mezunu değil. İlahiyat mezunu olabilir, sonra pedagojik formasyon almış olabilir. Öyle bir şey de değil.
Yani böyle bir şey duyuyoruz. Bizim okuldaki durumu tam bilmiyorum. Bilgi edinmeyle bunu öğrenmeye çalışıyoruz zaten. Ha bundan sonraki süreçte ben hani mesela bu dersin öğretmeni değiştirilmezse, dersin işlenme biçimi değiştirileceğine dair bize bir somut bir şey söylenmezse muafiyet için başvuracağız. Ve orada da işin başka bir sorun başlıyor. Bu muafiyet başvurularında milli eğitimin tutarlı bir politikası da yok. Kimi zaman gayet beyanla, ki mevzuatta öyle söylüyor, aileler bunu beyan ederlerse diyor, biz onu muaf ediyoruz. Ama kimi zaman bu beyanı yeterli bulmuyor, diyor ki şey olması lazım, senin başka bir dine mensup olman lazım. Ama o başka bir dinde de, yani başka yerde duyuyoruz, mesela vatandaş kendini sırf dersten muaf tutmak için Budist yazdırmış. Gerçekten Budist olduğundan değil. Sonra diyor ki, hayır biz Budistleri kabul etmiyoruz. Yani ya şey Musevi olacak ya Hristiyan olacak. Ya şimdi benim mesela devletin zorladığı şey şu. Bu arada işte ben din hanemsi boş olan birisiydim. Çünkü ben devlete inancımı bildirmek istemiyorum. O da ya bana ait bir şey. Şimdi devlet beni şuna zorluyor. Gideceğim ben inanç bölümüne Hristiyan yazacağım ya da Musevi yazacağım. Hani ben artık bunu espri olarak şey diyorum. Yani insanı zorla dinden çıkartmayın diye bir söz var ya. Yani insanı zorla dinden çıkartıyorlar kağıt üzerinde. Başka bir dine mensup hale getiriyorlar. Ki bunun kendisi bile anayasaya aykırı. Çünkü anayasada şöyle açık bir ilke var. Hiç kimse dini ve vicdani kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Şimdi ben sırf yani çocuğumu bu zorunlu din kültürü de değil, din eğitiminden kurtarmak için ve belki de öğretmen olmayan birisinden kurtarmak için gidip devlete dinsel inancımı beyan etmek zorunda bırakılıyor. Yani şimdi ben Hristiyan bile olsa gidip orası ben Hristiyanım diye devlete bunu söyleme zorunluluğum yok. Tam tersi bu anayasada korunan bir şey benim. Bunu ifade etmeme özgürlüğüm var. Beni bir dine ifade etmek zorunda bırakıyor ki sırf çocuğumu ben bilimsel pedagojik ilkelere göre okusun ve de yani bu çocuğumun mental sağlığı, psikolojik sağlığı bundan etkilenmesin diye beni zorladıkları, getirdikleri yer bu. Ve de şöyle bir şey var. İşte o tweet mesela çok fazla insan tarafından ilgi görünce oraya bir sürü hikaye yazıldı altına. Yani mesela bir sürü insan gerçekten dinhanesini Hristiyan olarak değiştirmiş. Ya belki bu AKP'nin şu politikalarının sonucunda işte atıyorum belki bundan birkaç yıl sonra işte Türkiye'nin %3'ü Hristiyan olacak. Yani hani Hristiyan olarak kendini beyan etmek zorunda kalacak. Şey de söyleniyor ya zaten bu dinselleştirme, eğitimin dinselleştirilmesi vesaire. Hani şey İslamcılar kendisi söylemeye başladılar. Ya biz çoluğu çocuğu dinden soğutmaya başladık demeye başladılar. Ki bunun dünyada başka örnekleri de var. Ya işte Franco İspanyası, yani o Franco denen diktatörün İspanyası, 10 yıllarca sürmüş bir diktatörlük. Orada din fena halde, eğitim fena halde dinselleştiriyor. Katolik inancı eğitimin bir parçası haline geliyor. Ve bunun gerçekten hani ölçülmüş sonuçları, yani çok ciddi anlamda ateist nüfuslar ortaya çıkmış. Ha bunu şey kötü bir şey olarak söylemiyorum yani. Ateist nüfusların çıkmasında hiçbir sorun yok. Kimsenin hani inancını bu anlamıyla veya inançsızını sorgulamak değil ama şunu demek istiyorum. Kendi kafalarında yapmak istedikleri şey için bile mantıksız. Yani öyle bir mantıksızlığa itiyor. Mantıksızlıkla insanları başka şeylere zorlar durumdalar şu anda.